leyiz izleyiciler. Merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Bugünkü video analiz çalışmasında ham petrol fiyatına ilişkin teknik değerlendirmeleri sizlere aktaracağım. Video içerisinde ek olarak bundan sonraki süreçte ham petrolde birlikte Brent petrolünde kısa vadeli genel değerlendirmesini sizlere paylaşıyor olacağım. En son ki ham petrol değerlendirmemizi 8 Nisan tarihinde gerçekleştirmiştik ve o tarihten itibarenki sürece baktığımızda beklentimiz doğrultusundaki pozitif be sürecin etkisini sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Kullanmış olduğumuz göstergeleri güncel haline baktığımızda alligator göstergesi ham petrolün günlük grafiğindeki pozitif akışını sürmesine imkan tanıyor. Fibonacci 161.8'lik bölgenin üzerindeki kalıcı reaksiyonlar da ister istemez ham petroldeki çıkış görüntüsünü güçlendiriyor. Bu sebepten kısa vadeli olarak ham petrol beklentisini izah ederken alligator göstergesini temsil eden 62.70, 64, 65 bölgesini önemsiyoruz. Ve bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü fiyatlama davranışlarının devam edebilme potansiyelinin sürme ihtimalini konuşabiliriz. Tabi burada alligator göstergesi şu anda 62, 70, 64, 65 bölgesinden geçiyor. Ama her gün ilerledikçe bu seviyelerdeki bu göstergenin seviyeleri de değişiklik arz edecektir. Sizden tavsiyem MetaTrader 4 platformunuzda ham petrol günlük grafiği attıktan sonra indikatörler bölümünden Alligator göstergeler göstergelerden Billy Williams ve Alligator hiçbir şey değiştirmeden tamama tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak bu göstergelerdeki seviyeleri takip etmeniz. Çünkü uzun zamandır yani kaba taslak baktığımızda 9 Ocak'tan beri yani yılbaşından beri bu göstergeden destek alıp yukarı yönlü çıkışlarını her fırsatta sürdürüyor. Hani bu sebeptir. ham petrol tarafına gerçekleşecek olası geri çekilmeler ham için bir trend fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. 62-70-64-65 bölgesine dikkat çekmiştik ve bu bölge üzerindeki yukarı yönlü trend beklentisinin devamına ilişkin düşüncenin ön planda yer aldığını vurgulamıştık. Özellikle hatırlarsanız Fibonacci %61.8'lik bölgeye dikkat çekmiştik çünkü 76-88'lerden 42-36'lara kadar gerçekleşen düşüş rallisinin düzeltmesi olarak izah etmiştik bu bölgeye kadar olan çıkışları bu bölgenin üzerindeki hareketlerin ise trend değiştirici bir hamle olabileceğini vurgulamış. Bu kanal çizgisine dikkat çekmiş ve kanalın üst bölgesine doğru bir hareketin olabilme ihtimalini dikkate almıştık. İşte bu görüntüde mevcut çıkışlar ve yükseliş hareketi desteklendiği için yeni dönemde ham petrol fiyatının 72.80 yani kanalın güncel bölgesi kırılan güncel bölgesi. Burası kırılmış hatırlarsak burası da güncel bölgesi. 72-80'lere kadar bir alan oluşturabilme potansiyeli var. 66 66 68 73 70 50 gibi seviyelerde üst tarafta dikkat edilmesi gereken direnç noktaları. Ha olur da beklentimizin tersine bir senaryo gerçekleşirse, yani ham petrol fiyatına bir satış baskısı oluştuğunu varsayalım. Bizim beklentimizin değişebilmesi için yani artık bir düşüş beklentisi oluşturabilmemiz için alligator göstergesinin artık trendi sonlandırması gerekiyor. Yani alligator çizgilerinin bölgesi altında kalıcı bir reaksiyon. Günlük grafik olduğu için günlük kapanışa ihtiyaç var. Ancak bu şartla beklenti negatife dönebilir. O zaman farklı farklı bakış açılarımız oluşabilir. Kabataslak işte 61 25 59 62 57 80 gibi rakamlar telaffuz edilebilir ama şu anda yılbaşından itibaren bir pozitif trend var ve bu pozitif trend alligator göstergesiyle korunmaktadır. Buna bu açıdan bakmakta fayda var. Yani yukarı yönlü trend beklentisi devam etmektedir. Geri çekilmeler bir trend görüntüsü, trend fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 7280 seviyesine doğru bir çıkış oluşturabilir diyoruz Aylıkta yani uzun vadeli bir grafiğe baktığımızda 2008 Temmuz 147 dolarlardan bir trend çizgisi çizdiğimizde mevcut düşüş trendin üst bölgesi de kabatassak 72 50 civarlarından geçiyor Yani hani kısa vadeli bir yukarı yönlü hareket oluşması durumunda. Bu bölgeye kadar bir alan var ama bu bölgelerde ya da bu bölgeye yakın yerlerde uzun vadeli satıcıların tekrar piyasada yer alabilme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Zaten iki haftada bir yayınladığımız video çalışmalarında da bu bölgelere yaklaşırsa tekrar bir uyarımızı yapacağız. Ama şu anda bu bölgeye doğru olası çıkış ihtimalinin kısa vadeli biraz daha gündemde olduğunu söyleyebiliriz gelelim Brent petrolle. Tabii ham petrolle hemen hemen aynı benzer özellikler taşıyor. Yine aynı şekilde Brent petrollü de Eligator göstergesini dikkate aldığımızda o da 7 8 Ocak'tan itibaren bu göstergeler üzerindeki pozitif akışını sürdürüyor. Şu anda bu göstergeler 70 37 72.45 bölgesinden geçmekte ve Brent petrol fiyatı bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü trend dav davranışına devam etmek isteyebilir. Tabi bu noktada tıpkı Petrol 2 gibi şu kanal çizgisine önem verirsek Brent petrolü de bu kanal çizgisi 83 83.90 seviyesinden geçiyor. Yani yukarı yönlü bir reaksiyonun devam etmesi durumunda sonlanan trendin güncel bölgesine yani 83-90 83.90'lara kadar bir akışın devam edebilme potansiyeli var. Neden? Çünkü yaklaşık olarak bakın bu tepe noktasından başlayan bir geri çekilme söz konusu. Ve bu geri çekilme ile birlikte 88.71 dolarlardan 50-20 dolarlara kadar geri çekilme ve bu geri çekilmenin teorik olarak 61.8'lik bölgesi düzeltme olarak tabir edilir. 61.8'lik hareketten sonra trend değişen bir görüntü oluşur ki bakın dikkat ederseniz özellikle son hareketler bu hareketin yani bu teyidin trend değişikliğinin önemli bir görüntü oluşmasına imkan tanıyor. Bu sebeple de ham petrol tarafın yani düzeltiyorum Brent petrol tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar yeni dönemde tıpkı ham petrol gibi istekli olabilir ve kanal bölgesine ulaşmak isteyebilir ki Brent petrolünde yine zirve bölgelerinden çizilmiş olduğumuz bölgelere baktığımızda kaba taslak 95 dolarların mevcut negatif trendin üst bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir alan varsa yukarı yönlü hareketler hızlanacaksa buraya kadar bir çıkış ihtimali var. Ama bunun öncesinde tabii ki bu bölge kanal bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki buralara kadar çıkma potansiyeli var mı? Ham petrolü ne demiştik? Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyeli ne olduğunu söyledik. Brent petrol tarafında da bu düşünce devam ediyor. Burada mevcut zirveleri birleştirdiğimiz zaman çizmiş olduğumuz trend çizgisinde en azından bu alligator göstergesinde bir trend çizgisi olarak kabul ettiğimizde bu bölgenin de kanal üst bölgesi, kanal üst noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani Brent petrolü yeni bir yükseliş rallisi için 74-75 kanal üst noktasının üzerinde kalıcı bir reaksiyona ihtiyaç var. Eğer bu reaksiyon sağlanırsa yukarı yönlü hareketlerine hızlandırabilir. Nereye kadar? 75-80, 78-09, 80-50 dolarlara kadar çıkış oluşturabilme potansiyeli var. Ama ana görüntüye baktığımızda kanal çizgisine kadar bir çıkış oluşturabilme ihtimali 74-75'in üzerindeki kalıcı hareketlerle daha da ihtimal dahilinde olacaktır. Peki 74 75 geçilmez. Yani kanal çizgisi geçilmez sene olacaktır. Burada bir geri çekilme, bir trend içi tepki hareketi izlenebilir. Peki nereye kadar? İşte trendi destekleyen yılbaşından beri Elliot göstergesinin yer aldığı çizgiler. Şu anda üst taraf 72 45, alt taraf 70 37 al. Orta taraftaki seviyeyi belirtmedim. Yani şu anda baktığımızda 71 54 yazıyor ama burayı belirtmedim. Belirtmememdeki ana sebep hani ana bölge neresidir diye. Çünkü rakamlarla kafa karıştırmak istemiyorum. 72-45, 70-37 bu bölgeye doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ama bu geri çekilmeye şansa daha iyi. trend pozitif olduğu için tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturabilme ihtimali gündemde. Ama dediğimiz gibi 74-75 kırılmadığı müddetçe trendin pozitif olduğu ve yılbaşından beri önemli bir trend göstergesi olduğu düşünüldüğünde bu geri çekimlerin bir fırsat olmadığını vurgulamakta fayda var. Asıl fırsat Burada trend yönündeki hareketlerdir. Çünkü biz somon balığı değiliz. Somon balıkları yaradılış gereği akıntıya karşı yüzmek de mecburidir. Bizim öyle bir mecburiyetimiz yoktur. Bu sebeple de trend is your friend sloganı bizim için önem arz ediyor. Ve yukarı yönlü reaksiyonlar ilgili gösterge üzerinde devam etmektedir. Tabi burada yeniden hatırlatma yapmak istiyorum. İki haftada bir bu çalışmaları sizlerle paylaşacağım için sizlere tavsiyem benim bu grafikte çizmiş olduğum çizgileri, göstergeleri kendi platformunuza eklemeniz çok zor değil. Bakın Alligator göstergesini günlük grafikte Brent Petrol ve Ham Petrol'e eklemiş olursanız hani bugün 72.45-70.37 olan Brent Petrol teknik beklenti yarın ya da önümüzdeki hafta yine farklı bir seviye oluşabiliyor. Trend değişmediği müddetçe dostumuzdur. Bu sebeple de hani sizlerin bu platformu bunları eklemeniz en azından mevcut görüntüde yeni güncel seviyeler nedir şeklindeki sorulara vereceğiniz cevaplar açısından da önem arz ediyor. Dediğimiz gibi yılbaşından beri ham petrol ve Brent petrolde alligator göstergesi desteğiyle bir pozitif trend devam ediyor. Bu pozitif trend devam ettiği müddetçe yani trend sona ermediği müddetçe dostumuz olmayı sürdürmektedir. Ara bölgelerde dikkat edilmesi gereken seviyeleri takip edeceğiz ama aslen görüntü trend pozitiftir. Bu beklentimizin sona erebilmesi için de trendsel anlamda değişikliklere ihtiyaç vardır. Yani alligator göstergesi çizgilerini temsil eden bölgenin altında kalıcı bir reaksiyon. Günlük grafikten bahsettiğimiz için günü kapatan bir reaksiyona ihtiyaç var. Şu an için bu görüntü söz konusu değil. Makro tarafta da işte Amerika İran süreci, petrol muafiyetini uzatmayacağını belirtmesi gibi bazı faktörler ister istemez yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Temel taraftan da teknik taraftan da şu anki pozitif akış devam ediyor. Tabii bu Türkiye için olumsuz bir görüntü ama global anlamda petrol fiyatlarının yukarı yönlü reaksiyonları trend anlamında devam etmektedir. Genel çerçevede ham petrol ve Brent petrol ile alakalı teknik tarafta sizlere aktarabileceğim bütün detaylar bunlardan ibarettir. 2 hafta sonra eğer ekstra bir fiyatlama davranışı olmazsa 2 hafta sonra sizlere tekrar Brent ve ham petrol alakalı teknik değerlendirmelerimizi aktarıyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.